Suriye Savaşı'nda son derece dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Son 24 saat içinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Suriye ordusunu, Suriye ordusu da terör örgütü PYD-YPG'yi vurdu. Suriye'nin batısında tampon bölge kurmak istediklerini açıklayan İsrail, Şam kırsalındaki araştırma tesislerini vurmuştu. Bu sefer de Deezor bölgesi hareketlendi. Suriye devleti, terör örgütü PYD-YPG'nin bölgedeki karargahına operasyon düzenledi ve şu ana kadar benzeri görülmemiş bir çatışma çıktı. Çatışmanın bir cephesinde Amerika Birleşik Devletleri askerleriyle YPG'li teröristler, diğer tarafındaysa Suriye ordusuyla beraberindeki bir grup vardı. Çatışma, Amerika Birleşik Devletleri askerleri ve YPG'li teröristlerin büyük bir bozguna uğramasıyla sonuçlandı. Böylece terör örgütü YPG ile birlikte hareket eden Amerika Birleşik Devletleri ilk kez Suriye ordusunun saldırısına uğramış oldu. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon savaş uçaklarıyla yardıma gitti ve hava bombardımanı düzenledi. ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun açıklamasında koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere küresel IŞİD karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar, karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi ifadesi yer aldı. Rusya'da Suriye askerlerinin öldürülmesini saldırı eylemi olarak nitelendirirken Suriye'den de dikkat çekici bir açıklama geldi. Suriye Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun Fırat Nehri'nin doğusundaki Suriye hükümet güçlerini vurduğu ve bunun teröre destek girişimi olduğu belirtildi. İlerleyen saatlerde ise Suriye ordusuyla birlikte ABD-YPG karargahını hedef alan grubun İran'a bağlı güçler olduğu iddia edildi. Bölgeden gelen bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki savaş uçakları İran güçlerini de hedef aldı.